Orta Doğu'yu konuşurken Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim iyice tırmandı. Savaş farklı noktaya taşındı. Ukrayna Rus toprağı Kursk'a çok bir saldırı düzenledi ve 12 kilometreye kadar Rusya'nın içine doğru ilerlemeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni açıklamalar var. Putin Ukrayna'ya karşılık verileceğini söylüyor. Bölgede son durumu Moskova'dan Akşinkişiyev'den alacağız. Evet, son bir haftadan beri Rusya'nın Kursk bölgesinde yoğun çatışmalar devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna ile sınır bölgelerindeki durumu görüşmek üzere düzenlediği olağanüstü toplantıda sivil halk ve nükleer enerji tesislerine yönelik saldırılar sonrasında artık bundan böyle Kiev ile konuşacak hiçbir şey kalmadığını söyledi. Batı'nın Ukrayna'yı kullanarak Rusya ile savaştığını vurgulayan Putin bu nedenle Ukrayna'nın barış planlarına yanaşmadığını ifade etti. Şu anda en önemli hedefin Ukrayna güçlerini bir an önce Kursk topraklarından çıkarmak ve sınırların güvenliğini sağlamak olduğunu kaydeden Putin, bunun için Federal Güvenlik Servisi ve sınır muhafızlarının birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Tüm ilgili kamu kurumlarının da orduya gerekli desteği sağlaması gerektiğinin altını çizen Putin, bunu yaparken sivillerin güvenliğinin sağlanmasının da unutulmaması gerektiğini söyledi. Ukrayna'nın Kursk'a saldırmakta öncelikli hedefinin Rus birliklerinin Donbas bölgesindeki ilerleyişini durdurmak olduğuna dikkat çeken Rusya lideri, işte bu yüzden Kiev rejiminin müzakere sürecinden kaçtığını dile getirdi. Ukrayna'nın diğer hedefinin de Rusya'da iç kargaşa çıkarmak, halkı korkutmak olduğunu ifade eden Putin, fakat düşmanın bu hedefine ulaşamayacağını, Rusya'dan layık olduğu gerekli yanıtı alacağını vurguladı. Daha önce Haziran ayında da Rusya lideri derhal ateşkes ve müzakerelere başlanmasını önermiş. Ancak Ukrayna şartlar ileri sürerek bu teklifi reddetmişti. Ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı'nın ateşkesi düşünmesi gerektiğini, çünkü bunun için müzakereleri hızlandırabileceğini önermiş. Fakat Zelenski bu teklifi de reddetmişti. Daha sonra Kremlin sözcüsü Peskov da Rusya'nın müzakerelere açık olduğunu, fakat Kiev ile mevcut şartlar altında müzakere etmenin anlamsız olduğunu ifade etmişti. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı ise Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 7 saldırı grubunun saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı. Bakanlık ayrıca Kaçuk bölgesinde Ukraynalı mobil grupların zırhlı araçlarla Rusya'nın iç bölgelerine ilerleme girişiminin de engellendiğini duyurdu. Bu operasyon sırasında bir tank, 8 Bradley tipi piyade savaş aracı, 16 zırhlı araç ve Ukrayna ordusu tarafından kullanılan 14 pick-up aracı imha edildiği bildirildi. Toplamda son 24 saat içinde Ukrayna'nın kayıpları 260 asker ve 31 zırhlı araç olarak duyurulurken, bakanlık ayrıca Kursk bölgesinde şimdiye dek yürütülen çatışmalar sırasında Ukrayna'nın toplamda 1600 asker ve 32 tank kaybettiğini öne sürdü. Rus askeri yetkililer Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'nın iç bölgelerine sızma girişimlerine karşı operasyonların devam ettiğini söylüyorlar. Şunu da diyelim ki son bir haftadan beri Kursk bölgesinde açılan yeni cephe hattındaki son duruma ilişkin bölgeden çok kısıtlı bilgiler geliyor. Ukrayna tarafı bugün Kursk bölgesinde savaşan Çeçen Ahmet grubu askerlerinin rehin alındığına ilişkin videolar yayınlarken Rus tarafı ise bu konuda herhangi bir yorum yapmadı. Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarında en az 15 kilometre ilerlemeyi başardığı ve ele geçirdiği topraklarda da şu anda savunma istihkamları kurmaya başladığı söyleniyor. Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle terörle mücadele operasyonu rejimi ilan edilen Kursk bölgesinden şu ana kadar 80 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Kursk'taki çatışmaları yorumlarken Rusya'nın topraklarında başlattığı savaşa yanıt olarak bu savaşın etkilerini de kendi topraklarında hissetmesi gerektiğini açıkladığını hatırlatarak söz tekrar size bırakıyorum.